Sevgili dostlar, işte büyük an geldi. Süleyman Belediyeoğlu, tercihleriniz için karşınızda. Sabahın erken saatlerinden beri öğrenciler mesaj atıyor. Hani nerede Süleyman Hoca? Hani nerede Süleyman Hoca? Hani nerede Süleyman Hoca? Adeta hani diğer konukların hepsini at, Süleyman Hoca gelsin diyecekler. Ne diyorsun hocam? Bana Erkan Bey, zaten her gün Ankara'da TED Üniversitesi'nde bir sosyal sorumluluk projesindeyiz. Her gün TED Üniversitesi'ne gelebilirler. Yani biz Ankara ve çevresini söylüyoruz. Bir defa oradayız. Türkiye genelinde. Ankara ve yakın çevre, yani Çorum, Konya, Eskişehir. Gelebilirler Konya, Eskişehir'de ya. Zaten hızlı tren var. Yani, kafayı taktıysanız gelip Süleyman Belediyeoğlu'nu TED Üniversitesi kampüsünde. Kızılay'daki Kolej kampüsünde. Kolej kampüsünde. Bizzat görüşebiliriz. Niye biliyor musunuz? Çok kritik bir şeyi de yaptı ÖSYM'ine. Hatırlarsanız bundan iki sene önce bir sıralama dönüşümü yapmıştı. Biz dedik ki ya koca üniversite hata mı yapar? Herhalde doğrudur dedik. Evet. Arkasından Hoca biz, ÖSYM. Tabii aynen öyle söyledi. Şimdiki Sayın Ali Demir yoktu yalnız. Dikkat edin. ÖSYM'nin gelenekseldir bu öğrenciyi tanımaması. Evet. Ondan sonra ne oldu? Erkan Tan, bakın 3.000'le alan Ankara hukuku gösterdiler 30.000'le. Çocuklar şaşırdı. Geldik bugüne. Evet. Şimdi o sayın bilgisayar mühendisi dostumuz kendisine nasıl iş bulmuşsa ÖSYM'de bir dönüşüm daha yapmış. Ve 0.15, geçen sene 0.15 sıralamayla alan sıralamaları, sözüm ona, bir dönüşüm yaparak 0.12 ile dönüştürmüş. Evet. Puanları yükseltmiş, sıralamaları. Peki bundan hak kaybına uğrayacak olan kimler? TM ve TS'ler. Şimdi orada deniliyor ki TM ve TS'ler... Yani yanlışlık mı yapmış, sehven mi yapmış? Yok, sehven değil. Doğrunun yani o olduğunu... Farkında olmadan, bilmeden mi? Tabii Erkan Tan, bakın doğrunun o olduğunu zannederek 0.12'ye dönüştürerek yapıyor. Neden? Bakın biz geçen programımızda burada ne dedik? MF 4 puanındaki sayısallar, tamamı da değil bakın. MF 4 puanındaki sayısallar TM 2'den hukuk, TM3'ten PDR'ye yöneliyor. Orada puan yükselecek dedik, değil evet, mi? Bir ha. Daha söyle de tweet atalım. Tam yazamıyor bizimkiler. Tekrar hazır mısınız? Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. MF4 puanındaki 20.000 40.000 aralığındaki sayısalcılar, MF4 puanındaki sayısalcılar, TM2'den hukuka, TM3'ten PDR'ye, yani psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenliğe yöneliyorlar dedik. Ve bu yüzden? Bu dedik. Ha, orada puan yükselecek dedik. Hukukta ve PDR'de puan yükselecek dediniz. Sayın ÖSYM'deki bilgisayarcı, Ali Demir'e bir şey demiyorum, bilmez ne bilsin. Oradaki bilgisayar teknolojisi uğran arkadaşlar bunu genel bir algı diye yorumlamışlar ve sıralamaları yükseltmişler. Ben burada ne diyorum şimdi TM'cilere? Çocuklar bakın, sakın o hani o %12'lik dilime bakın ama tercihlerinizi ona göre yapmayın. Sakıncası ne? Bir, çocuk yüksek diye yazmaz. Bunun vebalini alıyor musun öbür dünyada kardeşim? İki, sıralamayı kritik yere koymaz yüksek diye. Yani tutacakken tutmaz. Bunun vebalini de alıyor musun? O zaman diyoruz ki ya bu çocuklar bu aralığı zaten geniş alıyordu Erkan Tan. Sen burada niye 0.12 edebiyatıyla ortalığı karıştırıyorsun? Karıştırdı. Ki? Karıştırdı bu, yani. Tabii biz herhalde sorular çok var, onlara da çok. Hemen girelim. Efendim bitki koruma bölümünü öneriyor musunuz? Öneriyorum Erkan Tan ama altlarda öneriyorum. Yani Ziraat Fakültesi'nin illa bir bölümüne gidecekseniz bitki koruma bölümüne gitmenizi tavsiye ediyorum. Ey anneler babalar, yalvarıyorum adeta. Bakın şu anda bizi seyredenlere adeta yalvarıyorum. Kendim için bir şey istemiyorum yahu. Şu anda bu gençlerin kalbi pıt 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 atıyor. Annelerinin, babalarının da öyle. Şu anda bizi seyredenler, sizin böyle bir sorununuz olmayabilir. Eşiniz, dostunuz, konu komşunuz, akrabalarınız arasında sınava girmiş çocuğu olanlar varsa telefon açın, arayın, seyretmelerini sağlayın ki Süleyman Hoca'nın önerilerinden yararlanabilsinler. Çocuklar siz de cep telefonlarınızla mesaj çekiniz. Hangi sıralamadasınız? Hangi sıralamadaki okulu istiyorsunuz? Bunu bize yazacaksınız. Puanım MF4 28.924. İstediğim İTÜ Kimya Mühendisliği 23.800. Işıl Orhan. Çocuk şunu soruyor. O buraya kadar geriler mi? Peki evladım bunu nasıl alacaksın? %10 gerilettiğin zaman ne yapıyor? 3.000 ediyor. Aşağı yukarı denk geliyor mu? Evet. Onun için burada senin buna girme olasılığın var ama hayırlı olsun diyebilmek için biraz daha
tercihlerini düşürmeni öneriyor. Yani hayırlı olsun diyor musun bu Işıl Burhan'a? Yani, kimya mühendisi olmuş mu? Yani elimizi uzattık ama şöyle hafif bir mesafe bırakalım. Bırakalım. Evet, Işıl'cığım evet. Dinledin umarım. Evet. Adım Duygu, İstanbul'dayım. 70 binlerdeyim. Hedefim psikoloji okumaktı ama devlet üniversitelerinin yanından bile geçemiyorum. Ama bazı özel üniversitelerin %50 burslu tercih edebiliyorum. İl dışına gitmek istemiyorum. İlk 4 tercihimi özel üniversiteden yana yapsam, diğerlerini ilde il dışı yazsam. Hah, şimdi Erkan Tan. Adım Duygu demiş. Duygucuğum bak öncelikle bonzoca.com'daki Face sayfamızda biz bugün şöyle bir yazı yayınladık. Mühendislik işletme iktisat tercih edecek öğrencilerin dikkatine, aslında o TM öğrencilerin evet. dikkatine diye. Şimdi özel üniversitelerde İngilizce eğitim yani yabancı dil eğitimi veren bölümleri dikkatle araştırın. Belki bu psikolojide çok önemli değil gibi algılarsanız da onu diğer bölümler için böyle düşünüyorum. Çok doğru, %50'yi öneriyorum. Özel üniversiteleri seçerken de lütfen özel üniversitelere bir dokunun diyorum. Bunu ısrarla söylüyorum. Nasıl yani? Yani görün. Görün bir. İnternetten bakın. Gidin gözünüzle görme olanlarınız varsa. Şimdi Erkan Tan şunu söylemek belki güç ama biz bize gelen sıkıntıları anlatayım. Girdikten sonra bu böyle dershane binası gibi dikine özel üniversiteler var. Şehrin çeşitli yerleri de bir apartman mesela. Apartman. İşte böyle olup olmadığına bakmalarını rica ediyorum. Niye? Mutsuz oluyor çünkü. Ya kesinlikle, kesinlikle. Mutsuz olduğu zaman ne yapıyor? Bölümü sevmiyor. Bölümü sevmediği zaman ne oluyor? Kendisini yetiştiremiyor. Ne oluyor? Erkan Tan, ben Burak, sıralamam 81.672, İzmir, Yaşar Hukuk, 78.400. Girebilir miyim? Büyük olasılıkla ben çünkü hukuklarda gerçi puanların yüksek olmayacağını düşünüyorum ama zannediyorum özel hukukları hedefliyor öğrencimiz. Özel hukuklarda çok kayda değer bir yükselme beklemiyoruz. Biz sana hayırlı olsun diyelim mi? Öyle diyelim. Ya Yaşar. Öyle bir dakika. Yaşar pardon Burak. Burak'cığım sana hayırlı olsun. Girdi mi Burak okula? Girdi diyelim. Seni de rektör kapıda bekliyor. Hayırlı olsun yapma diyor. Ya. Hayır. Seni ağırlıyor çayla karım. Rektör kapıda bekliyor oğlum. Rektör kapıda bekliyor. Hadi yaşadın. Oldun hukukçu. Ya bak çok para alma milletten. TM3 puan türünde 4500'deyim. PDR istiyorum ama şimdi ODTÜ psikoloji düşünüyorum. O da 5000'den alıyor. Karar veremedim. Düşünme evladım. Ya. Niye bak? Bak bu çocuğu biz bulsak şurada. Bu çocuk ODTÜ psikoloji değil. ODTÜ kampüsü istiyor. Allah Allah. Tabii. Bir daha öyle mi? Tabii. Tabii. ODTÜ psikoloji değil ODTÜ kampüsü istiyor. Şimdi Erkan Tan bu psikiyatrların Sağlık Bakanlığı'na getirdiği bir öneri vardı. Bilmiyorum. Doğru. İlkim Hanım bunu daha iyi bilir. Terapist olmalarını biz yapalım terapileri diyorlardı. Eğer hastanelerde terapiler, psikiyatrlar yapacaksa psikoloji bölümlerinde bir düşme var. Dikkat edin puanları hızla düşüyor Doğru. onların. Onun ana nedeni bu. Ama PDR bakın PDR'ye girdiğin zaman seni bakan kapıda bekliyor bu defa. Hemen Yapma atayacak. Ya. Hemen atamasını yapacak. PDR'ye girer mi bu puanla? Tabii. Girmez mi? Hem de en iyisine girer. O zaman sen söyle evladım. Tabii evladım sana öğretmenim. Bak öğretmenim. Seni Sayın Milli Eğitim Bakanı Ömer Bey, Ömer Dinçer kapıda bekliyor. Daha ben PDR'yi yazarsan. Tabii. Rektörden falan vazgeçtik. Vazgeçtik. Bakan bekliyor kapıda evet. Peki ben Buğra TM2'den 11.747 yaptım. Marmara Hukuk istiyorum. 13.933 sıralamaya sahip. Hukuk yükselirse buraya girmem. Riske girer mi? Şimdi... 2000 kişi yükselir mi? Bir de İstanbul psikolojiyi öneriyor musun? Bakın 2000 kişi kadar yükseleceğini Buğracığım düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi ben Marmara hukuku istiyorum diyorlar ya. Evet. Bakın ben hep söylerim hukuk okuduğumu söylüyorum size. Hukukta önemli olan üniversite değil adliye koridorlarıdır. Siz zannetmeyin ki ben şu hukuktan mezun olursam davaları öğrenemem bilemem. Hukuk bir pratiktir. Cezaevinde 3 gün yatan avukat kesilir başımıza. Niye? Hayatın içinden olduğu için. Şimdi ben sana neydi çocuğumuzun adı? Buğra. Buğracığım sana ben yani. Sayın hakimim, sayın savcım, sayın avukatım diye hitap ediyorum. Ama lütfen Marmara'da çakılı kalma. Daha da düşür sıralamanı. Ne olur ne olmaz buna dikkat et.
Yani oldu mu? Rektör kapıda bekliyor mu? Kesinlikle bekliyor. Hatta sadece Marmara'nın rektörü değil, diğer rektörler de el sallıyor ona. Bak biz de buradayız. Bizi de tercih ediyor. Bizi de yaz diye. Tabii, yapma ya. Hayır, İstanbul'da özel hukukların tam burslarda tutar. Seçsin. Bakın simülatif eğitim de yapıyorlar. Çok uygulamalı eğitim. Yani hukuk fakültesinde üniversitenin falan pek bir önemi yok. Yok hayır efendim. Diplomayı al yeter. Diplomayı al. Yetiştireceksin. Adliye koridorunda öğreneceksin onu zaten. Ankara'dan Yağmur. MF4 sıralamam 60 bin. Gitmek istediğim okul 53 binle kapatmış. Girebilir miyim? 60 bin 53 bin. 7 bin esner mi? Bakın siz %10 alırsanız 5 bin ediyor. Üzerine koyduğunuz zaman 58 bin 59 bin ediyor bu. Ne oluyor Erkan Bey o zaman? Gitme olasılığı epeyce fazla. Sana da hayırlı olsun diyoruz kızım. Edirne'deyim. Puanım 180 bin. Marmara Üniversitesi sigortacılık mı yoksa Trakya Üniversitesi iktisat mı yazayım? Bak, yardım edin. Bak gayet güzel bir soru. Dikkat ediyor musun? Sigortacılık mı iktisat mı? Tabii ki iktisat. Edirne mi İstanbul mu? Tabii ki iktisat. Edirne'deyim. Edirne, o şehir söylemiyorum. O iktisat, ben iktisatı öneriyorum. Öyle mi? Onun sorduğu zaten iktisat mı sigortacılık mı? Doğru, Trakya Üniversitesi zaten Edirne'de. Tabii. Onun için ne diyorum? Sigortacılık değil, neyi tavsiye ediyoruz? İktisatı tavsiye ediyoruz. Neden? Daha geniş bir çalışma alanı var da ondan. Mert Çekiç, MF3 sıralamam 48 bin. Sağlık alanında hangi bölümleri önerirsiniz? Şimdi MF3 sıralamasında Erkan Bey, 43 binler çok sağlıklı sıralama değil. Şimdi orada çocuk o zaman ne yapacak? İşte genetik biyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya vesaire vesaire. Bunlarla ilgili şey olabilir, bölümler olabilir. Ama ben diyorum ki çocuğumuza bir de MF4'e bak. Evet. Ama çocuklar tekrar diyorum bonusoca.com'daki face sayfamızdaki mühendisliği seçecek öğrenciler neye dikkat etmelisiniz çok önemli. Mühendislikte eğer dil yoksa inşaat mühendisi duvarcı ustası gibidir. Makine mühendisi motor tamircisi gibidir. Elektronik mühendisi de elektrik tamircisi gibidir. Piyasanın algılaması böyle. Böyle. Biz onun için diyoruz ki çocuklara %100 İngilizce veren özel üniversitelerin tam burslu bölümlerini seçin devleti tutmuyorsa. Bitki koruma bölümü. Önerdik, söyledik. Biyomedikal mühendisliği. Şimdi buna gelince. Çok bakın, hızlı hocam. Dün biz üniversitede bunu yaparken özellikle çok soru geldi. TED Üniversitesi'nde. TED Üniversitesi'nde. Kolejdeki binasında sen öğrencilerle görüşüyorsun. Her gün oradayım. Orada Erkan Tan, biz onlara söyledik. Bir, biyomedikal malzemeleri yurt dışında üretildiği için Türkiye'de biyomedikal mezunları öncelikle pazarlamacı oluyor. Üniversiteye gerek var mı? Yok. Yırtık ol yeter. İki, bunların tamiri bakımıyla uğraşıyor. O da mühendisin işi değil. O zaman bize kırılmasınlar bu bölümü açan fakülteler. Çünkü Türkiye'de dikkat ederseniz biyomedikal malzemelerin üretimi çok yetersiz. Çok yetersiz. Onlar da iş olanağı bulamıyor. İş olanağı bulamıyor. Yani yazma aynen, diyorsun sen. Aynen. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği. Bunu öneriyorum. Nerede varsa gidin mutlaka da elektronik yazın. Ve haberleşme mühendisliği. Öneriyorum. Fizyoterapi ve rehabilitasyon. Öneriyorum ama bir koşulda doktorun altında çalışıyor. Asla muayene etme ve teşhis tedavi etme yetkisi yok. Doktorun talimatını uyguluyor. Çok para var. Ne diyeyim? Öneriyorum. Gerontoloji. Yaşlılarla ilgili, onların sağlıklarıyla ilgili en azından beslenme diyetisyenlerle birlikte paralel düşünebiliriz. Harita mühendisliği. Altlara. Altla, yani tavsiye etmiyorsun. Ediyorum da yani yazabilir ama üstte temel mühendislikleri yazsa daha iyi olur. İç mimarlık. Bu ne biliyor musunuz? Türkiye'de başkasına sorma diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye'de insanlar kendi aklını çok sever, evet. Danışmayı bilmez. İç mimara da gelip kimse danışmaz. İç mimara danıştı mı hanım gelir bozar ortalığı tekrar. Bozar. yani boş gezersin. Boş gezer. İç mimarlıktan mezun olsan boş gezersin. Aynen öyle. Sağlık kurumları yöneticiliği. Aynı mantık. Sağlık kurumları yöneticisini kimse almaz işe. Kurumu alır da yazma diyorsun yönetici yani. Almaz. Erkan Tan aynı şey. Tam bir, benim kafamdan. Açık konuş, yazma. Yazma. Bir hastane açıldı değil mi? Sağlık kurumunun sahibi. Çok özel hastane var diye burası böyle fiyakalı gibi gözüküyor. Hayır, herkes şu soruyu sorsun. Ben kendi işletmemde akrabamı mı yönetici yaparım yoksa birini başka birini mi? Türkiye'de geleneksel davranışlar kurumsal bazda da devam ettiği için bakın ben ne diyorum? Bunlar bilgisayardan çıkacak bilgiler değil Erkan Tan. Bunlar sosyolojik taramadır. Bunu özel kafa yatıracaksınız. Doğru. Onun için söylüyorum ben. Yani size. Sağlık kurumu yöneticiliği. Tabii bazı rehber öğretmen arkadaşlarımız bunu öneriyormuş. Çocuklar yapmayın, etmeyin.
Lütfen orada efendim şey ismi okuyup lafzi yorum dediğimiz, yani o cümleden ne anlıyorsanız yorumunu yapmayın. Sosyolojik, sosyal psikolojimizi ve davranışımızı, toplumsal davranışımızı dikkate alsın rehber öğretmenler. İstatistik. Önermiyoruz çünkü bakın TÜİK'teki arkadaşlar diyor ki eskisi kadar işe alınmıyor, aman öğrencilerinize önermeyin diyorlar. Kimya mühendisliği. Öneriyorum ama temel mühendislik hafif altında. Kontrol mühendisliği. Bismillah. Şimdi buyur, ben size soruyorum. Bakın kamuoyunun önündeki insansınız. Kontrol mühendisi ne yapar? Vallahi bilmiyorum ne yapar işte. Ha, ne yaptığını o yönergesinde okursanız her şeyi onlar yapıyor, öbür mühendisine iş kalıyor. İş kalıyor. Yani dandik ha. Yazma. Bitti. Yazma. Malzeme ve metalürji mühendisliği. Yazın ama temel mühendislik altına. Kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi. Bunu öneriyorum çünkü en azından mimarlık sevdasına ulaşamayanlar bununla yetinebilir. Nükleer enerji mühendisliği. Bakın Türkiye'de nükleer enerji henüz yoktur. Bir şeye dikkat edin. Teknoloji kullanım önce gelir, teknoloji üretimi her zaman sonra gelir. Evet. Ha bunlar ileride işte nükleer tesis yapılacakmış da ya Japon'u, Koreli'yi, kimin bilmem neyi çalıştıracaklar. Size güvenirler mi çocuklar? Yeni mezunsunuz. Ya yeni mezunsunuz, işsiz kalırsın, yazmadan dik. Otomotiv mühendisliği. Önermiyoruz, ara mühendisliktir. Modül petrol mühendisliği. Ve doğalgaz mühendisliği. Önermiyoruz, ara mühendisliktir. Yazılım mühendisliği. Öneriyoruz çünkü bilgisayarın daha kapsamlı. Astronomi. Bunu öneriyoruz. Gazetecilik. Size soruyorum. Yazma. Hepsi işsiz. Bak beni dinle Erkan abini. Reklamcılık ve halkla ilişkiler. Siz yazma. Söyleyeyim. Dandik. İşletme, iktisat, maliye ve ÇEKO. Yani çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. Hangi öncelikle yazılmalı? Bakın işletme önce. Özel sektör artı devlet. İktisat hemen arkasından. Maliye sadece devlet. ÇEKO'yu yazma. Çok zorlanırsın iş bulmakta. Bir daha söyle. Tabii. Önce işletme, sonra iktisat, sonra maliye, ÇEKO'yu yazma. Yazma bile. Tabii yazma. Küresel ve uluslararası ilişkiler. Buyur, buyur bak. Ya bak. Bak. İsme bak. İsme bakınca kendini birdenbire Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Ya yok böyle bir şey ya. Bunların hepsi yalan dolan, ismi fiyakalı, kendin sıfır, dandik bölümler. Sakın yazmayın. Niye? Ben oradan mezunum. Ne kadar işsiz gezdiklerini biliyorum. Neredeyse hiçbirimiz bu konuyla ilgili bir işe giremedik. Haberiniz olsun. Yani bir de şimdi uluslararası ilişkiler bir de küresel ekleyerek niye modifiye yapıyorsunuz bunu zaten? Ya YÖK başkanı da uluslararası ilişkiler öğretim üyesiymiş. Ben bunların aynısını ona da söyledim. Adam bozuldu, beni de bozdu yani. Bakın Gökhan Bey benim çok saygı duyduğum, çok zeki ve akıllı bir insan. Evet. Yani şimdi o dönemlerde bu fırsatlar yakalanabiliyordu belki ama şimdi gitti. Lojistik. Ya. Lojistik yani kız öğrenciler dikkat etsin ona göre yani. Niye? Ya şimdi bakın. Bu mutlaka nakliyecilerle, bizzat nakliyecilerle bu sert bir mesleğe giriyor, giriyor biraz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bu sertlikteki bir meslek kızları çok mutlu ediyor. Siyaset bilimi. Yani siyasetin bilimi olur ya. Şimdi AK Parti, bak bugün AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin kendi siyaset akademileri yok mu? Evet. Peki sizce danışman olarak onları kullanabilir mi? Evet, kullanır. O zaman buna gerek yok. Psikoloji. Psikolojiyi söyledik. Söylediniz. PDR. Çok fazlasıyla öneriyoruz. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği. Öneriyoruz. Sosyal hizmetler. Öneriyoruz. Her yerde çalışır. Çabuk iş bulur, mutlu eder. Sosyoloji. Sosyoloji önermiyoruz. Önermiyorsun. Devam ediyoruz hocam sorularla. Sıralamam 49.560. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği istiyorum. Bakın kimya mühendisliğini çocuklar şu anda tabii o kadar yoğun şey yapıyoruz ki kimya mühendisliğinin bize bir sıralamasını da verirseniz neticede hani onu buradan takip etmek çok zor olabilir. İstanbul Üniversitesi hemen buradan söylüyorum. Şimdi yani biraz zorlanırız ama bölüm kontenjanlarının da genişlemesinden dolayı mutlaka üstlere yazdım. Ben İstanbul'dan Sena. Sizce özel üniversitede uluslararası finans mı yoksa devlet üniversitesinde İngilizce işletme mi? İkincisi. Net. Tabii. Söylesene ben ya. Bakın şu önüne uluslararası eklenmiş olan birçok şey. Uluslararası finans. Bir işletmenin kapısını çaldın. Ne diyeceksin yani? Uluslararası finans. Şimdi bunlar hani çok dil öğretiyorlardır belki ama bu uluslararası ticaret vari bir şeyse bakın ne diyorum bilmiyoruz bunlar işte. Siz orada verilen dersleri sorun. Uluslararası ticaret vari bir şeyse öneriyorum. Ama estek göstek şu buysa önermiyorum. Ben Konya'dan Hatice sıralamam TM1 150 bin. Hangi bölümleri önerirsiniz Hatice'ye? TM1'de işletmeyi TM1 150 bin. Bir. İşletmeyi ya da maliyeyi üste alabilir. İktisatı yazsın.
uluslararası ticareti yazsın. Örneğin Antalya Alanya'daki kampüsünde okuyabilir. Evet. Uluslararası ticareti bu kadar öneriyoruz da vallahi inşallah bize de bir teşekkür ederler. Ederler değil mi? Ederler inşallah. Ben ediyorum canım. Siz zaten belli olarak. Ama Antalya'daki güzel ama. Tabii ki. Tabii Antalya'da ki. Uluslararası ticaret. Allah, deniz, güneş, kum, kızlar. Hocam ben Bingöl'den Can. Bilgi belge yönetimi nasıl bir bölüm? Yazmalı mıyım? Yazabilirsin. Daha iyileri de var. Bunlar kütüphanelerde, işte özel büyük firmaların evrak kısımlarında falan çalışıyorlar. Peki efendim, şimdi biz Süleyman Hoca'ya bugün az süre kaldı. Çok özür diliyoruz. 20 dakika yaklaşık beraber olabildik. Pazartesi günü de devam edeceğiz. Şu an bizleri seyredenlerden yalvarıyorum adeta. Niye? Kendim için değil kardeşim. Süleyman Hoca için de değil. Bu bilgi, bu umman gibi deneyim. Pazartesi günü ekranlara gelecek, TV8'de sizlere tercihlerle ilgili yol ve yöntem öğretecek, anlatacak. Yalvarıyorum ki size konu komşuya haber verin, eş, dost, akrabalar arasında sınava girmiş çoluğu çocuğu olan varsa haber verin. Pazartesi günü de 9.45'ten itibaren Süleyman Hoca'yı ölmez sağ kalırsak misafir edeceğiz ve tercihlerle ilgili bu uyarıları ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdi Erkan Utan, özellikle pazartesi gününe kadar şu 0-12-12 dönüştürülmüş o sıralamaya uyum sağlamakta zorlanacakları belli. Onunla ilgili çok soru bekliyoruz. Bonushoca.com ve Facebook.com Süleyman Belediyeoğlu'ndaki Face sayfamızdan bu yazıları takip edin. Şimdi buradan çıkıp TED Üniversitesi'ne, Kızılay Kolej Yerleşkesi'ne geçiyorum. Gelin, toplu sunumlarımız var salonda, onları en azından dinleyin. Yani birebir görüşme olanlar çok kısıtlı olabilirse dahi. Evet. Biz görüşüyoruz ama hani sırada beklemek istemeyebilirler. İstemeyebilirler, toplu sunum yapıyoruz. Yapıyoruz, anlatıyoruz, kritik noktaları anlatıyoruz. Birebir görüşmek isteyenler. Her gün mü bu? Cumartesi, pazarda var mı? Aynen, mesela pazar günü 3'ten itibaren oradayım. Her gün oradayız. Bu fırsatı kaçırmayın. Özellikle söylüyorum, 012 sayısı dönüştürülmesi sıralamanın TM'lerdeki hak kaybına yol açabilir. Bunu yapmamalıydılar. Çünkü makineden alınan rakamlarla bu yapılmaz. Sayısalcıların tamamı TM'ye eğilim göstermiyor. Sadece MF4'tekiler TM2 ve TM3'ten PDR ve HUK'a eğilim gösteriyorlar. Onun için hepsinde yükselme olmaz. ÖSYM hepsini yükselterek vermiş. Evet. Yazık. Hata burada. Yazık, hata burada. Efendim Erkan Tan'la Başkent'ten reklamlarla devam ediyor. Reklamlardan sonra karşınızdayız.